en son yaptığını düşündüğün kritik, ulan bunu yapmasam çok iyiydi dediğin hata ne sence? Hemen aklıma geldi, YouTube'da anlatamam. <laughs> Öyle de şey, kötü bir hataydı. <laughs> o kadar da kritik. Tamam o zaman güncelimizi etkilemesin. Yıllar öncesinden mesela lan şu bak. Bak keşkeyi sormuyorum, hata soruyorum. Hata çok var yani o kadar. Ben bir de hatasının envanterini çok tutan bir adamım yani. Genellikle ilişkilerde yaptığım hatalar gibi oradan çıkayım ben bir. Ama mesela şey, akademik olarak yaptığım hatalar, öğrencilik döneminde yaptığım hatalar. Yani o tip şeyler var. Akademik olarak ne yaptın sen acaba mesela hata? Yani mesela bir dönem, akademinin ilk dönemlerinde özellikle, bazı önceden hazırladığım üstün niteliklerim nedeniyle orada çok rahat edince acayip bir gevşeye sardım. Bir sene falan böyle neredeyse hiçbir şey yapmadan gezdim sadece keyfime. Yani o dönemde böyle bir kendime bir rahatlık alanı açtım. Dük gibiydim yani o zaman. Kimse bana <laughs> erişilemiyordu. Ama Sonra o tatlı tatlı yemenin enteresan çıkışları oldu. Mesela o 2-3 sene ben onun bir sıkıntısını çektim çünkü. O dönemde yapmam gereken hazırlığı yapmadım işte tezler uzadı bir şeyler oldu falan. Mesela o dönem hep O da bana ders olmuştur. Yani o hatayı, o gevşeme hatasını yapmamak lazım diye kendimi hatırlatırım gibi. Bu en zararlı hatalarımdan biri bu arada. Geçmişi ya da geleceği algılarken farkında olmadan üzerine eklediğimiz sabit etiketler var. Tabii. Şimdiki zamanı algılarken de farkında olmadan, yani zamanlarla ilişkimizin öyle bir zaruri durumu var. Geçmiş ve gelecekle alakalı e, konuşurken ya kaygı, endişe, korku işin içerisinde ve öncül olarak hep negatif duygular oluyor. Geçmişle alakalı o geçmişte keşkeler, pişmanlıklar, bilmem nelerin ötesinde bir de nostalji falan gibi böyle hani içinde romantik duygular taşıyan, hiç işe yaramayan, aslında fiziken şu, şu andaki dünyada bizim hiç işimize yaramayan duygular oluyor. Halbuki geçmiş ve gelecek algısının şimdiyi yürütmede çok pratik bir etkisi var. Doğru kullanırsan. Bunun en güzel tarafı da geçmişten hata ayıklayıp tecrübe edinme. Hani şimdinin üzerine tecrübeyle bakma stratejinin ana başlıklarından bir tanesi bu arada. Yani geçmişine bakacaksın ya kaynaklarını oradan alacaksın geçmişten gelen şeylerde ya da hataların üzerinden nitelikli tecrübeler edineceksin. Yani şey diye söylüyorum onu hatta. Yani özlü sözlerini, kendi özlü sözlerini yazacaksın. Mevlana'nınki de değil de. yani Bunlar böyle yapılmaz. Ben bunu böyle yapmamalıyım. Bunu böyle halletmeliyim falan İnsan diye. İnsan bunu böyle yapmalı. <laughs> yapmalı falan diye kendine özlü sözler çıkaracaksın. Fakat bir türlü bu hatalarımız üzerine konuşmak hızlı bir şekilde keşkelerle konuşmayla karışıyor. O yüzden bugün sen de biraz hatalarımız üzerine konuşup hata nasıl tamam. ayıklanır. Hatana Çok tecrübe... güzel mevzu. Ha, e, hata tecrübeye nasıl dönüşür? Yani neyi fark edersek? Hangi duyguyla Hangi hatayı fark edersek şimdi tecrübeye dönüştürün. Biraz böyle egzersizini yapalım karşılıklı. Daha Hep beraber de... kalabalık halde. Tabii. <laughs> Yorumlara yazın. Abone olmayın. <laughs> <laughs> hiç yakışmıyor. Hala hiç yakışmıyor ya. Neyse. Daha evvel seninle konuştuğumuz bir şey vardı. Pişmanlık duyduğumuz her türlü geçmiş anımız gelişine vurup bilinçsiz tercihler yaptığımız. Yani. Bilinç dışı olarak karar verdiğimiz şeylerle ilgili demiştik. Şimdi Mesela bugün tabii çok insan oradan sonra bana da sordu hocam nasıl oluyor günlük hayatta bilinç falan. Hmm. İşte ben bilinçli insan eksikliğinin bir sorunumuz falan diye Satgurun da sürekli söylediği bir şeyi tekrarlıyorum. Aslında çok basit bir şey bilinç demek. Bir şey seçim yaparken, karar verirken bu yapacağım şey bana faydalı mı zararlı mı ya? hesaplayabilmek. En azından bunun üzerine bir tık durup düşünmek. Hep öyle yaptığın için ya da herkes öyle yaptığı için yapmak değil de ben bunu böyle mi böyle mi böyle mi şöyle mi yapayım diye menüye bir bakıp bir süre durmak bile aslında bilinç kullanmakla alakalı bir şey. Ama burada benim için faydalı ya da zararlı diyerek o ben diye bahsettiğin şeyin çok önemli bir bölümü geçmişten getirdiğin o birikim. Yani senin aslında zamanda geriye doğru uzanan bir kuyruğun var. Öyle düşün bir, bir, bir kitlen var, kütlen var yani. O kütleyi hesaba katarak Mesela bir şeyin senin için iyi kötü olduğunu nereden bileceksin? Şu anda zamanda ilk defa karşılaştığım benzerleri geçmişte olmuştu. Hmm. Ve zihnin zihninin ileriye doğru simülasyon yapan kısmı ben bunu böyle yaparsam geçmişe bakarak şöyle olabilir, şöyle olabilir, şöyle olabilir diye zaten simülasyonlar yapıyor. Dolayısıyla zaten bizim zihnin uzun vadeli stratejik ve isabetli kararlar verebilmesinin altında yatan en önemli gücü geçmişe ve geleceğe uzanabilme gücü. Dolayısıyla geçmişteki parçanı rasyonel bir şekilde algılayabiliyorsan onunla ah keşke böyle olmasaydı ilişkisi değil de ha iyi ki böyle olmuş dolayısıyla bundan sonra şöyle yapabilirim ilişkisi kurabilirsen o zaman işte şimdi burada bulunduğun hal senin için her şeyi yapabileceğin bir potansiyele dönüşüyor. Çünkü geçmişle ilgili pişmanlık bugünün bilincini etkiliyor. Çünkü pişmanlık şu demek onu yaptım geri döndüremem gene yapacağım gene geri döndüremeyeceğim. Aslında bu tarafa geliyor. Ama bunu yaptım. Şöyle yapsaydım daha iyi olurdu. E dolayısıyla önüme bir fırsat geldi. Ben bunu öyle yapacağım ki daha iyi olsun. Bu işte deneyimle, ders almayla, ibret almayla pişmanlık arasındaki temel fark gibi galiba. Tabii şu da var yani senin şimdi bu konuyu ben niye açtığını tahmin edebiliyorum. Bizim yetiştiğimiz toplumda hata kabul edilir bir şey değil yani özellikle başkasının yaptığı hata çok kötü. Ya daha dün yani gerçekten İstanbul Belediyesi'ni buradan tebrik ediyorum ee, ya da kim karayolları mı yapıyor o kavşakları bilmiyorum ama insan için yapılmamış kavşaklardan biri var burada tam Fenerbahçe'nin girişinde. Yani bir yan yoldan çıkıyorsun, ana yola doğru katılmak için bu Fikirtepe ayrımından çıkan bizim Seyirlik İşler Stüdyosu'nun çıkışında olan bir yer. Orada yapabileceğin başka çok fazla bir şey yok. Yani orada trafiği keserek bir ana yol çıkışı var, oraya girmen gerekiyor ve arkadan aynamı kontrol ettim bilmem ne çıkıyorum. Fakat abinin biri çok hızlı geliyor, çok hızlı geliyor. Onu gördüm yani yapacak bir şey yok. Bekleyemem de çünkü otobüs falan geliyor yani mücbir sebeplerim var. Ya bak kendim ne kadar haklı çıkarıyorum. Yola çıktım. Bu arkadaş sadece hafifçe frene basacak ve ben yola çıkıp gideceğim o yoluna devam edecek. O da ters tarafa dönecek. Abi muhtemelen bir abi. Ablalar o kadar sinirli olmuyor. Görmedim kim olduğunu ama. Bir kornaya dokundu. Yani bir yaslandı kornaya. Bir dakika kadar ben gözden kaybolana kadar kornaya bastı ve bu... Anladım ki arabanın içinde deliren biri var o anda yani sen kim oluyorsun da benim önüme orada araba kır. Beni nasıl yavaşlatabilirsin sen falan. Şimdi böyle ben insanların... Ben nasıl da haklıyım sen biliyor ha. musun? Haklı <laughs> olmanın için benim alanıma girmeye cüret eden bu fani sinek kim falan. Kim ne küfürler etti neler oldu, O kornanın arka planı böyle zen Budizm ile olmuyor. Yani arkada bir şeyler dönüyor muhtemelen. Bakıyorsun burada herkes bu kadar gergin ya Çoğu zaman ben de öyle. Birinin bana karşı ya da benim alanıma girerek yaptığı bir şey beni çok raydan attırabiliyor. Bu galiba yani kişisel düzeyde hatalardan ders alma becerisinin hiç olmamasıyla da alakalı. Biz o anda başımıza gelen bir şeye o tepkiyi verdiğimizde, geçmiş zamanlarda benzer şeyler yaptığımızda hiçbir faydası olmadan en azından görmüş olmalıyız ve bunu muhasebe etmiş olmalıyız ki önümüze bir yavaşlayıp herhalde acelesi vardır, hayırlısı olsun geçsin bakalım diyebilecek bir dinginliğe de gelelim. Bizim büyüdüğümüz yerde en azından ben, sen de benzer bir yerdesin, ben de öyle Anadolu çocuğuyuz biz. Orada Böyle şeyler çok oluyor. İnsanlar hatalarıyla barışık değiller. Kendisini tamamen hatasız göre, görür gibi konuşuyor. Mesela öğüt verken biz küçükken hiç böyle şey yapmadık. Tabii canım, Yok canım yani. Ayıklanmış geçmiş diyoruz da mi? Tabii şey, tabii. Yani, tabii yani ya onları görmüyor ama bir taraftan da bıraksan mesela iyi ve erdemli davranmak konusundaki en büyük ikircikliği arkadaki geçmişi. Zaten o yediğimiz herzeler bini geçti. Şimdi burada da bir torpil istesek ne olur? Trafikte bir araya girsem ne olur? İşte birinin önüne geçsem ne olur? değil mi? Acık böyle bir haksız tırtıklasam ne olur ya? Erdemsiz davranışa yönlendiren bir şey aslında totalde insanı. O bilinçli insan eksik, bilinçli adam lazım falan dediğimiz hikaye zaten. İnsan bilincini kullanmadığında kötü oluyor abi. Kötü ol, iyi kalamıyor yani. E, Yeterince tecrübe yok. İşte bilgiyi edinemiyorsun derleyip toplayamıyorsun. 20 yaşında bir insansın atıyorum 30'yu. Çok makul. Hani birçok şey önünü yani hormonlar gözlerine kadar çıkıyor falan yani tamam, hani bambaşka tamam. konsantrasyonların oluyor hayatla alakalı. E, hata yapmanın çok olası olduğu bir dünya oluyor. Yani onlara o kadar kolay sahiplenme, kolay yönlendirmek e, mümkün değil. Burada ana hikaye hep şey yap geçmişe bakarken de öyle. Bir adama niye battın diye sorulmaz. Ya yani batan batar. Yani asıl hikaye battıktan sonra ne yaptı? mesela o bir hataysa. Yani hani çok kritik davranışları var konuyla alakalı. Battıktan sonra telefonunu kapatıyorsa asıl geri dönülmez hatadır. Batmanda hata mesela. Yok genç mesela. genç bir insanın yaptığı hata affedilmeye daha çok mahdu. Niye? Onun arkasında çok büyük bir şey yoktur. Yani geçmiş birikimi yoktur ama mesela genç insanların, çocukların hata yapmaması da aslında beklediğimiz bir şeydir. Öğrendiklerini yapmalar Çünkü biz onlara sadece kendi yaşamları cinsinden bir sorumluluk yüklemiyoruz. Bir de kültürel bir canlı olmak hasebiyle geçmişten gelen bir bilgelikten de nasiplenmelerini bekliyoruz. Mesela işte sobaya elleme yanar dediğin çocuğun gidip sobaya ellemesi onun kişisel geçmişinde böyle bir şey olmaması ile ilgili olduğu kadar ana babanın ya da uyaranın sözünü dinleme eksikliğiyle de alakalı bir şeydir ve o bir cezadır aslında. O cezayı çeker ve öğrenir. Şimdi hayatta da bizim mesela gençlikte işte geçenlerde biraz şakayla açık karışık gençlerde çok yoğun bulunduğumuz bir ortamda bir iki tane tip vardı. Yani dedim ki bunların sonra az dövülmüş olmaları yani. Yeterince dövselerdi böyle bir şey olmazdı. Şimdi bizim zamanımızda diye bahsettiğimiz o zaman var ya. O zaman biz bu arkadaşlar gibi çıkıntılık yapamazdık yani mümkün değil. Çünkü kötü geleceğini bilirdik ya da ciddi bir sınırlama yiyeceğimizi bilirdik. Ama bu ne adına olur? Mesela geçmişten gelen anlatılardan, kültürden, alışkanlıklardan gelen bir şey vardır. Sen onu genç insanına aktarırsın ki kendi başına kaldığında da kendini koruyacak mekanizmalar olsun. Yani nasıl bir insanın kendi geçmişine dair bir kuyruğu varsa, her insanın da kültüründen gelen bir kuyruğu var aslında. Oraya baktığı zaman, onunla seçim yapabildiği zaman isabetli bir şeyler yapıyor. Ve bir genç, bence e, gençlik zamanında yaptığı hatalardan en iyi şunu öğrenebiliyor. Ben o yüzden gençlik hatalarımı çok önemserim. Ana der itiraz edersin, baba der itiraz edersin, dede der zaten hiç sallamazsın. Çünkü onlar bir önceki nesildir. Kıymetsiz bulursun ama her seferinde, her söyledikleri değil ama söylediklerinin birçoğu doğru çıkar. Mesela o zaman gençlik döneminde şunu öğrenirsin. Abi bu eskiden gelen şeylerin hepsi boş değil. Ve o zaman işte daha önce yalanla sohbetimizde o muhafazakarlık hikayesi geçmişti ya. O zaman gerçek muhafazakarlık devreye girer. İşine yarayan bilgeliği yanına alırsın. Yaramayanı, yalan yanlış olanı atarsın bir kenara ve onun gücüyle devam edersin. Hay, kişisel hayatta da böyle. Ama en çok geçmiş dönemindeki hatalar mesela o yüzden çok kıymetli. O hataların hepsi de kulak asmadığın için oluyor. Yani sana bir kültürel hediye var, bak diyorlar böyle yapma yanarsın, böyle yapma batarsın, nefsinin peşine düşme diyorlar mesela sen düşüyorsun gene sonucunu görüyorsun yani. Bir de öteki tarafta başka bir taraftan bakarsak mesela hatasızlık hareketsizlikle de ilintili bir durum. Şimdi hareket ettiğinde mesela iyi bir yöneticinin 10 üzerinden 3 oranında hata yapmasını makul bulursun. 10 üzerinden 7 seviyesinde iyi karar veren adam güzel bir yöneticidir, iyi Tabii. bir yöneticidir. Mümkün olan yakalamaya çalıştığın oran o. Ama 10 tane hareket yapmalısın ve bunun üçünün kötü olacağına göre kendi kondisyonunu ona göre ayar, ayarlamalısın. Şimdi burada hata yapmayacağım diye hata sayısını azaltmak için 10 hareketi 5 harekete indirmeye çalıştığımda e o zaman da işte şekeri az konulmuş sütlaç gibi oluyorsun. Yani yavan bir şeye dönüyor yani konu. <laughs> Pişmanlığa tercih etme. Geçmişteki hatalarını yalnız gözyaşlarını yıkar ruhundaki günahları. Böyle söyleyince Tolstoy gibi görse de pentagramın efendim bir şarkısından geldiği gelen bir şarkı sözü de burada hemen yerine Yani o pişmanlığa tercih etmek meselesi var yani bir hatalar var. Pişmanlık alıyorsun onlar yerine. Yani gerek yok abi. Hatanı al cebine koy ve o işte onda üç hata dediğin şey. Hiç onun kabul görmediği bir toplumda yetiştiysen odağın hataların oluyor yani. Bu mesela işte o çukura bakarsan çukura düşersin hikayesi gibi. Gözünü diktiğin yere gidiyorsun ve pişmanlık aynı zamanda senin geleceğine dair de hep gene aynı haltı yiyeceğim ben ya Rabbi ya yarattı? Bir de metafor olarak şöyle yaklaşmayı eğlenceli buluyorum. Mesela hata kavramını geçmişte bir kavram olmaktan çıkartıp geçmiş değiştirilebilir bir şey değil ya. Aynen. E, o yüzden değiştiremediğine göre ona hata demek sana avantaj veren bir durum değil. Aa bu çok hataymış. Hata kavramını o yüzden geçmişten çıkartıp geleceğin bir konusu yapmak. Bunu yaparsam hata olur bunu yapmazsam hata olur diye bu, bu, konuyu gelecekte tanımlayacak. Böylece bir tecrübelerinden faydalanıp gerçekten uygulamada işine yarayacak bir dile dönüşmüş oluyor hata kavramını kendisi. Çünkü geçmişle alakalı hatayı böyle tarif etmeye başladığında hemen pişmanlıkla iç içe giriyor. Ya keşke yapmasaydım. E keşke yapmasaydım iyi bir duygu değil. İşine de yaramıyor. Yani işlev olarak bize karşılık da gelmiyor. Çünkü onları yapacaksın ki yaptıklarımızla beraber hayatı yaşamış bir insan olarak ölmeye doğru gideceğim. Yani hikayemiz bu. Hayatı yaşayabilmenin şeyi o kötülüğü de yiyeceksin. İşte ilişkilerdeki o aksaklığı da yapacaksın. Tecrübe edineceksin, öğreneceksin. Hızlı yiyeceksin, karnın şişecek falan. Her şişecek. <gülüyor> <var>. <gülüyor> Buna şey diyelim, fütüristik pişmanlık simülasyonu. FPS. Yeni koyduk ismini. <laughs> güzel. Fütüristik e tabi yani gelecekte bunu yaparsam, ya yani neyi yaparsam pişman olurum iyi bir simülasyon. Evet. Yani ama Çünkü geçmişte bunu de yaptım, yaptım pişmanım, <laughs> şey, ha pişmanım, ha şişmanım hiçbir şey fark etmiyor, perze <laughs> başlayacağım yani yapacak bir şey yok. O pişmanlık işte faydasız ama geleceğe yönelik dediğin gibi yaptığında bunu pişmanlığı gelecekte bir simülasyon nesnesi olarak kullanmak Ve bu arada çok gerçekten de işe yarayan bir şey yani ben birkaç kere mesela sinirli, öfkeli, gergin olduğum durumda diyelim ya bir toplantıya gireceğim ya biriyle konuşacağım. Ondan önce duruyorum mesela bu öfkeyle konuştuğumu hayal ediyorum. Halı berbat oluyor abi yani her şey. Mesela onun sonuçlarını, sekonder, tersiyer sonuçlarını falan şey yapıyorum. İçeri girdiğimde ne yapar arkadaşlar çok da şey yapmamak lazım. Hani böyle ponçik bir duruma geçiyorsun. Çünkü senin oradaki öfkeyi boşaltmakla ilgili hissettiğin o ani arzu sonucu boktanmış. O bilinçli insan dediğin şey de zaten aslında oradaki tamam. bilinç de tam olarak bu ya. Bunu simüle edebilmek. Yani bunu bir kez tecrübe edecek kadar, tecrübe etmese de bunu tecrübe edecek kadar zihninde canlandırabilen, üzerine bu konu hakkında en azından bu süre kadar düşünmüş olan, böyle olursa böyle olur, bunu yaparsak bu olur falan diye zihninde onu tecrübe edecek bir simülasyon oluşturma becerisinin adı, düşünceli insan. Yani sen şimdi insan. bunu bana söyledin. Yani şimdi bir dursam ben, düşünsem bunun üzerine. Şimdi ilk aklıma gelen bir şey var mesela söylemek için. Ama bekleyince mesela onu unuttum. <laughs> şimdi kesin başka bir şey gelecek. Yani aslında söylediğim şey bu konuşmanın kaderini belirleyecek. Ama vallahi unuttum biraz önce söyleyeceğimi. Durduğum zaman unutuyorum. Ben o yüzden seri konuşuyorum ama şimdi şu konuştuğumla bu konuşmanın kaderi değişiyor. Yani o bir başka bir kaderdi. Bu değişiyor. Ama Durduğun şey zaman kader yapalım. değişiyor. Şimdi teknikler açısından sen konuşurken akış kullanıyorsun. Tabii o ayrı bir şey. Seni ne zaman akışa sokabilirsem sen akışa girdiğin andan itibaren gerçekten daha şair ayna yaklaşım tarafında çıkıyor. Konuya daha iyi bakıyorsun. Ama şimdi sen masaya otururken e, sen tam bir tümden gelimci değilsin ama yani sonu simüle edensin. Konuşmanın çoğunlukla sonunu. Hani ne, bu konuşma yani nereye anda, gitsin tarafını. Evet, evet. <laughs> şu anda hazır. Videonun <laughs> <laughs> bitişi hazır. Son esprimi hazırladım <laughs> bak ona göre. Yani zihninde ben onu görüyorum. Normalde konuşurken aktarırken. Yani tam ben tümden gelimciyim. Yani kabaca bütünü görmeyi isterim. Sen sonunu görmeyi istiyorsun. Yani bu hikaye nasıl bitecek. Eskiden onu... bu çok daha <laughs> takıntıydı. Mesela... Derse girerdim bazen. Üçüncü, beşinci ders. Daha önce derse girdiğim bir sınıf. Tam bugün vereceğim mesaj hazır. Derse güzel Hal kafamda hazırlamışım her şey yerli yerinde falan. Tam işte konuya gireceğim. Nezaketen günaydın arkadaşlar. Ne haber falan. İşte bir önceki dersten takılan bir yer var mı diye. Biri parmak kaldırdığında bildiğin sinirleniyor. <laughs> ya çünkü tamam soru sormaya hakları var ama benim bir senaryom var ya yani, oraya gitme. Ama ondan sonra bazen öyle bir sorular geliyorduk. bizi ders kaynıyordu. Biz başka bir yere gidiyorduk. Onların hepsi çok güzel oluyor. Ayrı konu ama o zihninde simüle etmeden mesela nasıl bir konuşmayı hitama erdiremiyorsan, bağlayamıyorsan hakikaten kendinle ilgili süreçlerini de böyle görmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu arada yorucu bir şey. İnsan mesela her durumda, mesela perhiz yapıyorsan, perhizi tavsiye etmiyoruz tabii. Yani gıdana dikkat etmen gereken bir dönemden geçiyorsan evliliğinle ilgili çok kritik kararlar verme. Yani oradaki bilinç gücü orası emiyor yani. Sen orada glutenli miydi, neydi derken o zaman boşanıyorum, bana falan bağlayabilirsiniz, sıkıntılı. Çünkü orada bir yerden kurtulman lazım ki bilinç gücünün bir yere var. Ya insan öyle çok multitasking bir canlı diyeyim, teknik bir işle yoruluyorsun işinde. Hayatında ilgili ciddi kararlara girişme. Ya da mesela bunu bir tatilde konuşalım. Değil mi? Akşam yemekte konuşalım mesela o yüzden. Hani yemekte... Ya yemişenirken... O yüzden şu aristokrasi kültürü de önemsiyorum. Bak Tabii bizde abi. yok. Yok sen de de yok, ben de de yok. Hiç bodoslama, bir <laughs> bodoslama yani. gidiyoruz ve yani hani bizim daha taşradan gelen bir kültürel durumumuz var ama aristokrasi bunlara hep çözüm bulmuş. Tabii ya. Ya yani bir düşünce. Hatırlıyorum şimdi oradan <laughs> mesela isim vermeyeyim hadi neyse şimdi afiş ama bazı çok sevgili arkadaşlarım var. Yani aslında telefonda halledebiliriz ama muhakkak falancı balıkçıda bir yemeğe gidelim. orada. Gidelim konuşalım. Lan diyorum bir bu zaman kadar verelim. masrafa ne gerek var ama sabahlar olmasın yani orada meseleyi bir çözüyoruz. Üzerine düşünmeye de fırsat verelim bir zaman bırakalım falan. Hatalar mevzusunda da güzel bir öyle. Bir de şuna ihtiyaç oluyor ya biz birçok hayatımıza geleceğimizi etkileyen şey yapıyoruz. Şimdi de yapıyoruz. Bak bir sürü bir şeyler kendimizi gerçekleştiriyoruz bilmem ne falan. Ya, ya yani bunu hazmetmeye zaman vermiyoruz ki. Aldığımız karar sanki bir problemi halletmiş olma duygusuymuş gibi geçiyor. Lan öyle değil aslında o bir beceri. Klip çıkarttın kutlamasını yapmadık mesela. evet ya. Artık bir yemek ısmarlarsın bir şey Bunu da buraya bağlayayım. En şey platin plak almadım ya ondan sonra kutlamayı yapacağız. Hep bir sonraki. <laughs> hep, hep daha ileri hep daha ileri. hep, hep daha ileri. Ama... Bu arada arkadaşlar. Yani e, beyefendi kendisi müzik dünyasına sıfırdan... E, Çok sıfırdan bir... sayılmaz canım. O göbekten girdim. <laughs> bir giriş yaptı. Ama arkadaş gerçekten yakışmışsın sahneye. Yani, yani Vallahi ben de beğendim de yalan söyleyeyim. Gerçekten. Hani... Şu anda canım yani... konferans çekmiyor. Daha ziyade sahne çıkıyor. <laughs> yani insanı, insanın gerçekten içini gıcıklayacak şekilde bir sahne performansı var. Mesela bu albümümüz çıktı biliyor musun? Yani önemli bir parçası nedir biliyor musun? Buyurunuz. Geçmişte hep müziği benim ana hedefime engel olan şey olarak gördüğümden dolayı hissettiğim pişmanlıktan ders almaya karar verdiğim zaman albüm oldu. Müzik hep ya hep ya hiç ilişkisi gibi gözüktü bana. Ama bir gün dedim ki bir dakika abi ya ben nasıl tuvalete gidiyorsam, yemek yiyorsam yani çalışmanın, öğretmenin dışında bir şeyler yapıyorsam bu da hayatımın parçası, bunu da koyayım. Yani yemek işime engel oluyor diye bir şey var mı? Ölürsün açlıktan. Dolayısıyla bunu bir yapalım dedik. Sevgili Tarkan Gözü Büyük başta olmak üzere birçok böyle baba isminde ve Mahmutçuları da sayalım arada. E zaman. tabii ki sevgili menajerim Mahmutçular <laughs> özellikle son dakika bir topa girdi. Zaten bütün olayı toparlayan da oldu. Mahmut öpüyorum. O seni. zaman bu programımızın sponsoru da Garaj Müzik olsun. <laughs> Vay ben, <abi. gülüyor> <laughs> İlk sponsorumuzu aldık arkadaşlar. Çok garaj Müzik olsun. Spotify'da, YouTube'da ve birçok yerde dinlenebiliyor. Yani bütün dijital platformlarda sizlerle beraberim Kurtar Beni artık kulaklarınıza efendim. Daha evvel çıkmadığı için pişman mısın? Hayır. Ya da yani bununla alakalı bak şunu hata etmişim müzikle alakalı diyeceğim bir şey Yo, var. Yani şu hata etmişim dediğim o işte hayatımdan ayırdığım dönem hataymış. Bu yaklaşık geçmiş 20 sene. <laughs> e doğrusu artık ders almaya karar verdiğim için o geciktirmenin bana büyük ders olduğunu ve ders olarak da kendisine teşekkür etmem gerekse. Vallahi şimdi. çok bir şey gecikmiş gibi görünmüyor. Sanki evet. her şey tam bunun için yapılmış gibi. Bir de yani 20'li yaşlarda böyle sahneye çıksam komik duruyordu. Şimdi tip mi kaydı. Biraz daha iyi duruyor yani. 20'li yaşlardan öyle sahneye çıksam muhtemelen oradan gelecek popüleriteden zaride görürdüm. Hiç hiç istediğim bir şey değil zaten. Biliyorsun evet. daha önce hikayesini anlatmıştım yani. Evet. Bir konserde vazgeçtim ben müzikten. Sarhoş bir arkadaş gelip kafamı imzala abi dediği gün. <laughs> ben dedim ki ben bu kitleye müzik yapamam yani mümkün değil. Ama şimdi beni ben mesela bu arada dedelere rak yapıyorum onu söyleyeyim. Benim konserim olursa benim yaşımda adamlar gelecek. Konser ne zaman ilk konser? O belli değil. Biraz da konser değil de abi biz e, informans diye bir format yapacağız inşallah. E, daha önce Açık Bey'in takipçileri informansı duydular. Yani bilgilendirmeyle performans arası bir format hazırlıyoruz, biçimde olacak. Şimdi onun içeriğini düzenliyoruz e tabi tabii 4 single'ımız daha var yayınlanacak. Onlar da bir çıksın. E bundan hemen sonra nerede geliyor single olarak? Sonra bana bir şey oldu ve arkasından bir gün. Sonra bir de Heyhat'ımız var. Onların hepsi paketlenince inşallah. Sürpriz cover'larla beraber patlatacağız ortamı, Bunu bekliyoruz. Hatalar mevzusuyla tamamlayalım videomuzu. Bu düzgün bir şekilde hatalarını tecrübe edinen bir insan olduğunu bilmek, hatalarla beraber var olduğumuzu bilmek bizi bir şey yaparken kılıyor. Yani hayatta bir şey yapabilir durumda tutuyor. Yapmaktan kaçınan, yani hata yapmamak için yapmaktan kaçınan ya da bir hatası yüzünden pişmanlığıyla hayatını isimlendiren bir sürü öykü, hikaye hem çocuklar böyle 20'li yaşlar grubunda hem de ikinci kariyer dönemicinin içerisinde olan 40'lı 55'li yaşlar insanların içerisinde de çok sohbeti geçiyor. Kavramsal olarak barışmak gerekiyor. Dünyada her tür hata mümkün. Hepimizin başına geliyor. Her türlüsü mümkün. Bazen o kadar büyük hatalar var ki milyonlarca insanın ölmesine ya da milyonlarca liralık zararlara falan neden olabiliyor. Yine de, yine de ve yine de hatadan sonra ne yaptığın, hatanın ne olup olmadığını belirliyormuş gibi görünüyor. Tam kapanışta bugün sabah nöro koştuk okulunda da gündeme gelmiş olan bir konuyu söyleyeyim. Orada da arkadaşlar uyarmıştım. Çünkü bugün ekstradan açtığımız bir nöro koştuk okulumuz var. Fazla ısrar olunca arada bir nöro koştuk okulu daha açmamız gerekti ve bizim bütün uygulama nörobilim okulu, bilimsel düşünce okulu falan gibi okullarda bulunan arkadaşlar oraya katıldılar. Şimdi bazılarını o kadar sık görüyorum ki uyarma ihtiyacı hissettim bizim etrafımızdaki en azından bu bilgiye meraklı ekibin çok yakın bir dönemde pişmanlık duyacağı bir şey var. O da bu kadar yiyeceğime keşke arada biraz sindirseydim. Çünkü çok fazla bilgi alabiliyor olmak yarın bir gün pişmanlığa götürecek. Eyleme geçmeyen farkındalık, pişmanlık tekrar hatırlatayım. Yani bir farkındalık olunca onu bir de hayata yaymak, onu yaşamak, deneyimlemek için de bir vakit ayırmak lazım. Bilgi oburluğunun üreteceği pişmanlık fiziksel oburluktan biraz daha ağır olabilir. Ona bir bakalım. O yüzden hani Yavaş yiyelim biraz. <laughs> Güzelmiş. Güzel başlık.